Trabzon valisi bir konuşmasında diyor ki Ankara'da. Diyor Ruslara diyor birkaç metre toprak verelim mi diyor. Bu savaş diyor bitsin diyor. Papa Osman da buna diş biliyor. Akşam oldu ve sen diyor kimin toprağını kime peşkeş çekiyorsun diyor. Trabzon valisinin gırtlağını sıkarak boğarak öldürüyor. Buraya kadar bir şey yok. Sonra gidiyor boş bir arsaya gömüyor, gömdürüyor Papa Osman. Adam bir de tarım yaparken bir ayakkabı topraktan çıkmış vaziyette görüyor. Jandarmaya bağırıyor. Geliyorlar bakıyorlar. Trabzon valisi. Buraya kadar bir şey yok. Fakat adamın elini açtıkları zaman eline bir tane düğme. Yaka düğmesi. Elindeki düğme de bizim Topal Osman'ın üzerine giymiş olduğu Karadeniz kostümünün tek düğmesi. Ve bir tek Topal Osman da var. Haber salıyorlar. Evet diyor. Bu arak öldürdü. Bak hele bana. Ellemeyin diyor. Benim oğlum hesabını verir dedi. O diyor kimseye kolay kolay öldürmez. Peşkeş çekiyor diyor ki hani Konya'yı ele almasınlar diye her şeyini kabul ediyor Moğollara.
Eğer dersen oraya başkent, başkanlık yapmasan da güzel Konya'yı alacaklar, Moğol'a. O da Selçuklu'na zarar gelmesini kabul ediyor. Fakat Nasrettin Hoca'yla ters düşüyor. Önce Nasrettin Hoca'nın oğlunu öldürüyor. Hatta bir atışmaları var. O ona diyor ki, ekşi surat diyor. O da diyor ki, sirke surat diyor. Bunun atışmaları var. Ve alleme diyor, kalleme diyor, Nasrettin Hoca'nın kafasını bozuyor. Mevlana. Ve Mevlana diyor, geri sevmez. Hiç attım ben, diye bilmiyorum. Diyor ya, ne olursan ol, gel diyor ya. Hiçbir konuşmasında Müslümanlıktan bahsetmez Mevlana. Mevlana çeker kokaini, ondan sonra semalını yapar. Bak oku, hayatını oku. Bir kelimesinde Müslümanlık ibaresi geçmez. Onun sadece derdi Allah. Allah sevgisi başka bir şey. Peygamber bile yok. Ve tarihte peygamberimiz bile ondan bahsediyor. Konya'da Mevlana'yı anlıyorum. Çünkü Konya'nın ayak durması tek sebebi Mevlana. Moğolları çünkü diyor ki ben buradayım siz ne dersiniz? Ben yapacağım yeter ki Türklere dokunmayın diyor. Ama her seferinde Türkleri sevmediğini söylüyor. Savaş, savaşmayı sevmiyor. O tasavvuf yapar. Çeker içlerini, tütsüyü yakar, doğurganını yakar. Ondan sonra üçüncü boyuta geçer, Allah sevgisi. Yunus Emre'nin Türkiye'de 4 tane mezarı var. Yunus Emre'nin esas yeri şeyde, Eskişehir'de ben sana 4 tane mezar göstereyim. Bursa, Yıldırım Mahallesi'nde Veysel Karani'nin türbesi var. Yıldırım Mahallesi'nin içinde. Sanayinin içinde. Yazıyor Veysel Karani Hazretleri'nin türbesi diyor. Orjinal esasında Siirt'te, Adıyaman tarafında bir yerde. Oraya ne diyorsun? Bunun gelmişleri başkanlığı bilmiyor mu? Yani insanlar şey yaptılar. Sana tek bir şey söyleyebilirim. Peygamberimiz veda hutbesini, veda hutbesi var ya, okurken kaç kişi vardı yanında? Tahmin et. Ben sana rivayetten bahsedeceğim. 75 bin ile 100 bin kişi Peygamberimiz veda hutbesini okurken bulunuyor. Cenazesinde kaç kişi vardı? 25 kişi. Bir rivayete göre 15, bir rivayete göre 17. Evet. Ve hatta Peygamberimizin cesedi 3 gün evde kalıyor. Artık kokmaya başlıyor. Ondan sonra defne ediliyor. Niye? Çünkü peygamber öldü. Daha artık peşine gidecek bir insan yok. Her gün işine gidiyor dedi. Ve amcası seferden geliyor, o gönderiyor. İnsan olur mu? Bayram abicim teşekkür ederim. Güzel bir çekim oldu. Rica ederim. Bir dakika sen abi günah çıkarma seansımız tamam, var. Tamam onu da yapalım. İleride duracağım oradan bir damacan alacağım. Okuyacağız. Tamam. Damacan. Şimdi videomuzda son veriyoruz. Sana Bayram abinin üçüncü videoluklarını çekelim. Hadi bakalım.